Dehşet. Bak oğlum bu kırmızı da Ferrari. Az yakışıklı değil ama Lexus LC'de. Bir de modifiye yapmışlar onu. RX 7 demeye bir şahit lazım ama hiç belli değil. Yani bayağı güzel. Bunu şöyle size göstereyim. Yaklaşık yarım saat sonra ciddi şekilde yağmur yağmaya başlayacak. I heard sirens. Yeah. Is the police coming? No, never trust American cars. They may come on you. Like, you know Mustangs on internet, they always go to the crowd. Yeah. Evet. Gençler birazdan videoya gireceğim. Şöyle bir bakacağız bakalım burada neler varmış. Çok deli bir şey ama bak. Beyacım geldi. Aman. Dünyayı fethettim aslında. Evet efendim selamünaleyküm. Baba oğul. Araba buluşmasına geldik. Bu sefer öyle tek marka, tek model yok. Çok güzel araçlar var değil mi oğlum? En çok hangisini beğendin? Şimdi bir konuşalım bakalım. Bera en çok hangi arabaları beğenmiş? Şuradaki pembede gözü. Ya da mor mu o? Evet Beracığım. Bizim GTR nerede? Burada. Burada. Başka GTR görüyor musun etrafta? Mavi GTR ben görüyordum. Mavi mi gördün sen? Evet. Gel bir bakalım o zaman maviye. Evet ben burada. Ben almak istiyordum. Ben ödüm gitmiştik. Evet oğlum. Benim oğlum mavi istiyor. Mavi GTR istiyor. Burada beyaz var. Gri değil, şey değil. Dokunmuyorsun yavrum. Beracığım. Dokunma yavrum. Burada Air Suspension'da bizim Koyçura'nın yeni aldığı V-Spec 2 var. Yanında Skyline var yine. Bu Fast and Furious Style Skyline. Efendim oğlum. Onun yanında da yine Air Suspension'da kırmızı GTR var. Bak burada kırmızı da var gördün mü? Tamam. Tamam sana mavi alırım bir ara inşallah. Gel. Tamam. Gel. Şurada bakalım bakalım. Dur. Dokunma lan yani. Porsche Boxster. Neymiş? Porsche. Evet. Bak burada Carrera S var. Bu ne? Porsche Carrera S ya. Burada 156 GT var. Alfa Romeo. E53 AMG. 43 değil 63 dedim. Ortası 53. Şurada yine Fast and Furious style tüm arabalar var. Gel yavrum. Gel bak sana güzel güzel arabalar göstereyim. Oh bak. Evet. Silvia. Fast and Furious'taki Silvia. Bu da Fast and Furious'taki Honda S2000. Yanında da Veilside. Evet. Evet yavrum. Impala. Gel. Gel gel. İçeri girme. Herkes fotoğraf çekiliyor. Sen içeri girme olur mu? Böyle dışarıdan bakalım. Impala niye? SS. Niye round and round yok? Round and round niye yok diyor. Teker niye yok? İçeri girmiş oğlum. Evet. 300R Fair Lady's. Enteresan. Evet. Bir tane daha. Burada Fast and Furious'un araçları var. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bunlar replikalar. O filmde oynayan falan değil. Ama adamlar birebir yapmış kendi arabalarını. Gel şöyle devam edelim bakayım. Şurada Maserati'ler var birkaç tane. Oo. Ama şu sondaki sapıkmış ha. Valla güzelmiş. Burada Hachiroku. Hani ben sana... Bu. Bunlar Hachiroku oğlum. Bunlar Takumi'nin arabası. Büyük bisiklet istiyordum. Büyük bisiklet alacağız. Kısaklılı. Tövbe estağfurullah. Ne bu? Hadi bakalım sen biliyorsun bunu. Bilmiyorum.
Ama biliyordun ya, ne zaman unuttun ya. Bak sarısı da var. Air suspension'ı Honda NSX var. Şöyle bir dolmam. Gel kuzum. Lamborghini. Hatırladın mı? Lamborghini. Gel, beriye gel. Ben tarafa gel. Aa, uzak geç ama. Ne manuel ha. Manuel bu Lamborghini. Gel yavrum. Evet, Lexus LC var. Az yakışıklı değil ama Lexus LC'de. Bir de modifiye yapmışlar onu. Yiyecek, içecek yerleri var. Burada NSX var, Honda. Yenilerinden tabii ki, yeni NSX'lerden. Elektrikli, artı, normal motor var. Çok pahalı NSX'ler, yani 250 bin dolar civarında burada. Kimse de öyle almıyor, yani 40 yılda bir görürsün böyle sokak. Lamborghini daha çok görüyorum. Efendim, efendim. Arkadaşım. Canım arkadaşım. Evet. Ben de çok severim. Gel yavrum. Estağfurullah. Burada başka bir Lamborghini var. Acayip rotorlar var ya. Kocaman arkadaş. Bak bu Ferrari güzel. Ben Ferrari'leri çok sevmem ama bunun görünüşü dehşet. Bak oğlum, bu kırmızı da Ferrari. M3 var, GTR var, Lamborghini var arkada da. Gel. Burada Liberty Walk'un. Bunların hepsi Liberty Walk araçları. Liberty Walk body kitli. Şimdi kapatacağım çünkü telif yiyecek müzikten. Wild Speed no replika no şaryo wo shu yarimasu. Bizim uşak da gördüğü arabayı istiyor arkadaş. Bu arabayı bilen var mı? Japonya'nın ürettiği Mitsuoka. Lamborghini. Mitsuoka'nın G-Class'a benzetmişler Suzuki'yi. Nasıl olmuş? Şöyle. Allah güzel olmuş. Bizim oğlan 10 saniyede bir beni çağırdı. Hey yavrum. Hakuzum. Evet, Liberty Walk'un araçları böyleydi. Oradan aşağıya yürümüş olduk. Şu hoparlörlerden biraz çabuk kaçayım diye. Burada da Chevrolet ve minimum Amerikan araçları var. Corvette falan. Neyse, bunların da sevenleri vardır aranızda. Gel şimdi oğlum, minibüslere falan bakalım. Nasıl lastikleri falan merak. Astro. Bu Astro'dan göndermiştim ben bunu almayı. Evet abi. C63 AMG GTR GT86 nasıl Toyota? Açı roku. Güzel duruyor. Neyse, Lamborghini Ferrari'leri geçelim. Shelby GT500 var. Mustang alacaksan bunu alacaksın. Bunu almıyorsan da almıyorsun. Ekobus hikaye. Efendim abi. Lastiklerin genişliği de yani elin saf kepçe lastiği gibi. Challenger de manyak duruyor ama Mustang'in önden duruşu daha güzel sanki. Bu da eski bir Corvette var. Efendim, bu da C5 mi bu? C5 modeli mi? Efendim? Corvette ismi. Bizim oğlan her gördüğünü soruyor ki öğrenecekler. Ne yapacağız? Sabırla cevap vereceğiz. Öğrenecek arkadaşlar. Efendim? GTR yavrum, evet, Liberty Walk GTR. Liberty Walk M3'ler. Başka bir M3. GTR değil mi? Burada da GTR var. Burada GTR var. Her tarafı vidalı. Görünüşte güzel ama benim çok sevmediğim tarzda şeyler bunlar. Bu dışta vidalar, midalar. Evet, şimdi Fast and Furious araçları yola çıkıyor. Bu GTT arkadaşlar, GTR değil. Tamponu bırakmış bir yerde. Şurada. RX-7, Han'ın RX-7'si biliyorsunuz. Bunu Fast and Furious'ta kız sürüyordu ama olsun, idare edin. Şimdi kocaman hızlanmak gibi adam sürüyor. Bu da RX-7 Valeside. Yine bu da Valeside RX-7.
Şimdi şu tarafa doğru gittiler. Sana da koşuyoruz. Bak baba, ne kalkıyor? Evet oğlum. Bak bu da scissors door deniyor Beracığım. Nasıl yapmışlar RX-7'yi? RX-7 demeye bir şahit lazım ama hiç belli değil. Bu kitin ismi ne bilmiyorum ama yapmışlar yani. Gel yavrum. İçinde roll cage falan var, her şey. Beriye gel. Az uzak geç kuzum arabalardan. Korkutuyorum vallahi beni ya. Evet, bunda DK'in, Drift King'in 350Z'si. Bunda bahsetmeden geçmeyeyim. Bu 370Z gerçi. 370Z'yi o şekilde yapmış. Adam kameralar çekildiğini bildiği için kocaman şey takmış. Evet canım, bunu biraz geri alalım ya. Bizimki biraz ileride kalmış gibi. Bak bak. Arkadaş. Hava mava sıkıyorlar. Ne yaptı be? Ne yaptı oğlum? Boğa gibi yaptı değil mi aynı? Beriye gel. Çok gitme. Normal su buhar atıyor ya. Öyle şey değil yani. Koku, kokan bir duman falan değil. Adamlar bu eventi düzenleyince tabii sürekli git gel git gel yapıyor. Herkes tanısın araçlarını. Hepsinin arasında en güzel ses buradan çıkıyor. Düz burada akmış. Bunun da rengi oldukça güzel. Evet, oğlanı takip ediyorum. Oğlan bana anlatacak. Devam et oğlum, bana anlat. Neler var bakalım. Evet, hediyeliklere daldı oğlan. Gel yavrum. Hadi bakalım. Açın kapıyı. Bak bu motosiklet güzelmiş. 150 GR. Küçükmüş lan bu. GPX. Bilmiyorum ki neymiş. Burada Mini Cooper var. Şov araçları şuradan beri de, gerisi de izleyicilerin araçları. Maserati, şunun rengine bittim ya. Bunun rengi oldukça güzel, bayağı güzel. Yani bayağı güzel. Şöyle baksanıza. Bunu şöyle size göstereyim. Bu güzel. Ama bu arabaya hiç gitmeyen şeyleri var, küçücük. Fren diskleri de küçük, kaliperleri de küçük. Oğlum. Kaçıncıya dönüyorsunuz ya? Kocaman yaşını başına almış adamlar. Efendim? Oğlum tam bozuldu oğlum. Ayıp ya. Git yara bundan yapmak ister misin? Tam olarak ne diyorsun oğlum? Arkadaki kanadı mı? Hacı Whaleside güzel duruyor bak. Bu aralar YouTube'da baya yorum geliyor. Whaleside ya da işte RX-7 alacaksın mı diye. Bilmiyorum ya. Öyle bir düşüncem çok yok şu an. Dayım ıslanır sana. Üstünü örttü en sonunda herhalde abi. Stop et teşekkür. Evet şimdi de Amerikanlar çıkıyor yola. Araçların yarı parası kadar jantlar var. Bu jantlar çok pahalı jant ya. Kuzum senin var o arabalardan. Var zaten. Bence bir bakalım. Bence bir bakalım mı? Hatta yarın köyde de. Senin var kuzum var. Boş ver. Gel.
Umur adam fişek fişek satıyor. Bunlar şey oyuncakmış. Gel gel. Senin var gel. Gel evde dolu. Skyline nasıl? Hava filtresi. Yaklaşık yarım saat sonra ciddi şekilde yağmur yağmaya başlayacak. Biz de yavaş yavaş yola koyulalım. Yağmur yağdıktan sonra yollar daha da kalabalık olacak. Tam şu görmediğiniz yerde şu şekilde Fuji Dağı var. Fuji Dağı'nın eteğindeyiz. Yağmur devam edecek. Hızlanarak. O yüzden biz de yavaş yavaş gidelim diyoruz. Şimdi bizde rev limiter var. Aslında buraya çıkartacağım, bir egzoz şov yapacağım da. O kadar işlem görmüş ki araba. Arka taraflar hep yumruk, şuralar hep yumrulmuş. Ya da sonradan takmaya çalışmış ama olmamış. Çünkü GTT araba, GTR değil. Şunların arasındaki tek GTR. Şu mavi, bir de şu arkadan gelen kırmızı. Buraya daha önceden kayıt yaptırmak gerekiyormuş. Şurada eventin sahipleri. Onlar düzenliyor bu gezileri. Şimdi siz çıkın, şimdi siz çıkın diye. Evet, GTR egzoz patladı. Şimdi siz çıkın, şimdi siz çıkın diye onlar belirliyor. Tabii dolayısıyla biz kaydımız falan yok. Zaten son dakika haberim oldu. Bundan da sabahleyin kalktık geldik. İzleyici olarak geldik yani. Evet, bizim yolumuz uzun. Yavaş yavaş buradan uzayalım. Bu da böyle bir gündü. Güzeldi. Yağmur yağacak. Güneş olsaydı daha iyi olurdu. Drone'la falan gelirdik. Güzel olabilirdi ama yağmurlu günde bu kadar oldu. Hayırlısı. Çocuk nasıl var ya? Kalkayım. Rotary motoru direkt belli oluyor sesinde valla. Çatara patara. Adam ya da kadın uyuyordu ya, uyandı. Yani kadın arabada yatıyormuş zaten bayağıdır. Ha ha ha!
Tam gidecektik. Ortalığı vermeye verdim o klasik style'lar. Ortamın nabzını yokladık. Baktık. Arabalara göz attık. Şimdi gitme zamanı. Yavaş yavaş gidelim. Daha 2 gün önce tayfun oldu. Tayfunla hemen sonra geldim yani buraya. Pazartesi günü. Bugün tatil Japonya'da. Tayfun otobanda bazı yollarda hasara yol açmış. Yani işte hasar derken yolun kendisine değil de yukarıdan dağdan bir şeyler düşmüş. Kapanmış yollar bir şekilde. Bazı yerlerde korkulukları falan yeniliyorlar. O yüzden bazı yollar tıkalı ve yolu uzatıyor bu ciddi şekilde. Şimdi yavaş yavaş artık çıkacağız yola. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yukarısı otoban. Otoban tıkalı. Ben yanlışlıkla aşağıdaki yola girdim. 2 saat 40 dakika görünüyordu eve. 2 saate düştü. 40 dakika kurtardım yanlışlıkla.